Selam millet, Nether Oyunları tekrar birlikteyiz. Ark Survival Evolve oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kardeşlerim, en son şuradaki T-Rex'lere göz dikmiştik. Ama sen böyle yaparsan olmaz. Sen böyle yaparsan olmaz. Biz öyle sıkıştırırsan, o belli ki bu T-Rex bizim yürümemize izin vermeyecek. Bizim şöyle kendi imkanlarımızla bir uzaklaşmamız lazım. Burada stop all diyeceğim. Iskaladık. İyi denemeydi. İyi denemeydi şimdi doğruya doğru ama ıskaladık. Şu Karno kardeşimiz olan Kardo'ydu galiba bu. Kardo'yu şöyle bir alalım. Alamadık. Narkozu da alalım o zaman. Evet şimdi oldu. Dur. Bizim kardeşlerim şu anda yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Follow all deyip biraz şöyle gideceğiz. Hep birlikte sürüce ilerleyeceğiz. Oo, komut aldılar ama çıldır çıldır gelemiyorlar. Yok artık ya, bu nedir ya? Ha, bu bir yumurtaymış, tamam. Ben bunu bir an kristal zannettim. Diyecektim ki artık kristal de mi çıkıyor buradan çölden? Tabii ki çıkmıyormuş. Bir siyah çalıyı nerede görmüştük ya? Siyah çalı görmüştük sanki bir yerlerde. Emindim siyah çalı gördüğümüze halbuki. Durumda biraz şöyle yükseklerden düşebiliriz. Biraz yükseklerden düşmemizin mahsuru yok. Evet, işte çalımız. Ben biraz önce bayağı bitki yedim ama belli ki o bitkiler yeterli olmamış. Yine susadım. İşte bu. İşte bu. Aradığımız aksiyon buydu. Aradığımız kurtarıcımız buydu. Siyah çalılar. Ama sen ne yapıyorsun acaba ya? Acaba siz ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Bana saldırılır mı bu saatten sonra? Etrafımda bir ordu olmuş benim. Bu saatten sonra bana saldırılmaz. Şöyle siyah çalılarımızı buduya buduya gideceğim. Oo, susuzluk yüzünden benim baygınlığım artmaya başladı. Bir an önce İzel'in yanına dönelim. Sen çıldırdın mı yavrum benim? Yalnız galiba bu T-Rex öyle haşin ısırıyor ki son ısırığı aldığında ortamdaki herkes ölüyor zaten. Ortamdaki herkes ölüyor. Cesetlerin üzerindeki şeyler yok oluyor. Gerçi bu yok olmamış. Ben görememişim. Nasıl da dinozorların arkasına saklandım ya. Bıraktım resmen. İzliyorum eğlenceyi. İzlediğiniz eğlenceyi izliyorum. Ah, birazcık daha
Birazcık daha yürüyebilse. Neyse, bunu sıkıntı yapmayayım. Ben gideyim artık şu suyu bir içeyim. Yoksa susuzluktan bir hal olacak aslında. Evet çocuklar, gemimize döndük. Gemimize döndüğümüze göre şuradan inip herkese dur diyebiliriz. Sonracığıma fiberimizi de bırakıp artık şu crossbow'u bir tamir edelim. Evet, videoya cevap olarak bunu yazan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Açıkçası ben unutmuştum. Bende yalan yok. Ben unutmuştum. Kolay kolay da aklıma gelmezdi yani oradan o şeyi elde edebileceğim. Şimdi kesinlikle ordumu burada bırakmak istemiyorum. Follow all deyip gideceğim yine. Bütün dinozorlarımla birlikte. Kimseyi yerde bırakmayacağım. Gideceğimiz yer belli. Yukarısı. T-Rex'e bakar mısın ya? Hain gibi peşimizden koşuyor. Dinozorların kardeşlerim, üzerinden indiğiniz zaman staminası gördüğünüz üzere çok daha hızlı doluyor. Üzerinden inmek lazım yani staminası dolsun istiyorsanız. Şimdi biraz önce görmüş olduğumuz T-Rex'lerin yanına doğru tekrar gidelim. Evet. Sanırsam burasıydı. Buraya geldik. Mamut mu geride kaldı? Kim geride kaldı? Heyecanlı heyecanlı koşuyor. Şimdi herkes burada bir dursun. Buradan sonrası kalabalık gitmek için çok tehlikeli. Buradan sonrasında çok ince bir operasyon yapmamız lazım. Bak ya, hala hatırlanıyor bize. Hala hatırlanmamışlar. Öncelikle T-Rex'in ulaşamayacağı bir yere çıkmamız lazım. En azından bu taraftan ulaşamayacağı bir yere çıkmamız lazım. Belki T-Rex de buraya gelir tırmanır ama buradan doğru tırmanamaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir mucizevi ok atmamız lazım ona. Vurduk mu? Vuramadık. Vurduk mu? Vurduk. Belki daha önce de vurmuştuk. Evet, onu devamlı çıkamayacağı yükseltide tutmam lazım şöyle. Uzaktan kendi dinozorlarını görüyorum. Kendi haklarını korumayı, kendi kardeşlerini savunmayı çok iyi biliyorlar. Üzgünüm kırmızı. Benim olacaksın. Geleceğim sana. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Oo, öyle kaçmak yok. Bayılacağını anlayınca arkamı dönüp kaçmak yok öyle. Bak 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 bak, uyanık ya. Uyanık.
Şimdi yapmamız gereken şey bütün dinozorlarımızı bir araya toplamak. Şöyle güzel bir yürüme hamlesiyle evet onları sıraya dizmeyi başarmışız. Ne kadar var? 4 dakika. Böyle yapınca 1 dakika. Böyle yapınca yine 4 dakika. Sana da can verelim. Primate'ler haricinde hiçbir şeye ilgilenmiyorum. Sadece Primate'lerle ilgileniyorum. 2 dakika, 2 dakika. Primate'ler dışındaki şeyler onların kendi yemeğidir. Kalsın onlar da. Ha bir de okları alabiliriz tabii. Vallahi kardeşlerim gördüğünüz gibi bir yerden sonra zaten artık durdurulamaz bir güce dönüşüyorsunuz. Hani PvP oynuyor olmanız lazım ki karşınıza böyle dişli bir rakip çıksın, bir şeyler olsun. Değişik aksiyonlar olsun. Yoksa böyle diğer hayvanlarla kapıştığımız zaman şu anda bir şeyin gelip de öyle aman aman bize bir şeyler yapabilmesinin pek ihtimali kalmıyor. Ha nedir? Gigantosaurus gelir. Daha değişik, onun gibi güçlü bir canlı anca alfa bir dinozor gelir. Başka türlü bunların bizimle baş etmesinin imkanı yok. Şu mutlu mesut T-Rex'imizin yanına geleyim şimdi. Şurada zaten benim üzerimde bir et var. İki tane daha alayım ne olur ne olmaz diye. Şu etlerin hepsini bıraktım. Çok çabuk çürüyecek olan var mı? Yok. Timing'i zaten yeterince hızlı ilerleyecektir bu sayede. Geri kalan dinozorlara elleniyorum. Geri kalan dinozorlar orada takılsınlar. Şimdi bir tane daha T-Rex bulmaya gidiyorum. Galiba biz şu yukarıdan inmiştik aşağı. Buranın üstünde bir T-Rex daha olabilir. Bunu yaparken de kafamızda T-Rex kaskı olması çok manidar. Şimdi bu T-Rex'i nasıl kandırsak? T-Rex çok açıkta. Kolay kolay kandıramayız onu. Ona çok görünmeden... Zaten benim yapmak istediğim şeyi o yaptı. Ha yapmadı. Yapmamış. Düzeltiyorum. Benim yapmak istediğim şeyi o yapmamış. Oo! Rezalet. Koş. Bu T-Rex'ten kaçmamız lazım şimdi. Evet, o T-Rex'ten gerçekten kaçmamız lazım. Bize ölümüne kovalıyor çünkü. Hala mı kovalıyor? Hala kovalıyor. Gel şöyle dolanalım. Belki dağın kenarlarından onu atlatabiliriz. Atlatamadık. Bu kötü bir fikirmiş. Tamamen kötü bir fikirmiş bu. Evet, bizi çok kötü ısırıyor şu anda. Bizi yakalamaya çalışırken Karno onu yedi bitirdi. Karno'muza bunun için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü eğer onu Karno yiyip bitirmeseydi, o bizi yiyip bitirecekti. Bunun için Karno'muza çok büyük bir teşekkür borçluyuz. Şuradan etlerini alalım. Sonra biz yine çılgınlar gibi acıkmışız. Ama neyse ki bir sürü hayvanımızın üzerinde savaşlardan toplanmış ganimetler var. Daha ne bitkiler çıkar kim bilir. Mahşoberiler, azulberiler, tintoberiler.
Bunların hepsini kullanırsak yeterince su çıkarırız diye düşünüyorum. Kesinlikle çıkardık. Akreplerimiz çift. Panterlerimiz çift. Karnolarımız çift. Tüm dinozorlarımız çift. Peki T-Rex'lerimiz? Bu T-Rex'imiz bizim dişi. Female. Bu T-Rex, bu da male ya. Başka bir T-Rex daha teminlemeye çalışmamıza gerek yok aslında. Böylece T-Rex'lerimiz de çift olacak. Acıkıyor musun? Vallahi acıkıyor. Vallahi acıkıyor. Siz oradan çekilin bakayım ya. Kapatmayın yolu. Ve bir T-Rex'imiz daha var artık. Narayı basarak geldi. Şimdi hep birlikte yukarı çıkabiliriz işte. Artık geri göğü inletiyoruz giderken. Yürürken geri göğü inletiyoruz resmen. Yavaş olan şu vatandaşlar için biraz bekleyelim de bari. Ha gülüm, doldur staminanı, doldur. Bak ya. Bunun için değdi mi şimdi? Değdim bu yaptığına. Kendini öldürttün. Ayrıl da gel. Ayrıl da gel oradan. Tekrar düzeni sağladık. Biz dinozorumuzdayız. Geri kalan herkes takipte. T-Rex nerede? T-Rex kaçmış. T-Rex bildiğiniz kaçmış. Şuradan bir yerden görürüz diye umut ediyorum onu. T-Rex. Yavrum nerelere gittin? Resmen kayıp. Koskoca T-Rex kayboldu. Ne yaptılar? Onu aşağıda sıkıştırıp yedi... Ha, daha aşağı düşmüş. Daha da aşağı düşmüş. İşte bu. Oradan çok güzel sıyrıldık. Gurur duydum kendimizle resmen. Şu orduyu düzgün bir yoldan yürütelim. Alın abi, boşa alın. Alın boşa, yokuş aşağı kaptırın. En güzel taktik bu.
En güzel taktik bu. Hiç uğraşmıyorsunuz. Ben şuradan T-Rex'e yardırayım bakayım. Gelebiliyor mu yanıma? Hep birlikte görmüş olalım. Gelemiyor. Görmek istediğimiz manzara bu. Bayılacağını anlayınca kaçması ama hiç hoş değil. Bayılacağını anlayınca hemen geri gitmesi hiç hoş değil. Koçlar, takipte kalın. T-Rex avına gidiyoruz. Bence bu çok temiz bir operasyon oldu. Gerçekten çok temiz bir operasyon oldu. Siz burada durun. Böyle kendinizi koruyun. Size artışlık yapılmasına da izin vermeyin. Ama boş yere de kimseye saldırmayın. Ben böylesini severim. Üzerimizde 3 kuruş fiber vardı. Onları da bırakmışız. Güzel olmadı. Sand Repair için ne istiyorsun? Wood, Flint, Stone. Bir kısım bir şeyler sanki bizim mamutumuzda vardı. Onların hepsini bırakmışız. Aklımızı seveyim. Yok mu şuradan ilkel bir malzeme ya? Çıkmış falan. Vallahi her şey var, bir tek o yok ya. Bütün ilkel malzemeler var, bir tek o yok. Arkadaş, yok da yok. Böyle bir kısmetsizlik mi olur? Gerçekten bütün her şeyimiz var, bir o yok. Aslında tam da yok denemez. Biraz diğeriyle vurursak eğer. Sen gel bakalım, gel, kime artistik yapıyorsun? Oh, iki tane Prime Meat'i de cebe indirdik. Flint'imiz mi eksik? Flint çıkaramıyoruz. Neden acaba? Dandik bir şeyle vursak olmadı. Vay arkadaş. Normalde taş isterdik, metal isterdik. Flint çıkardı. Bu sefer istemiyoruz, çıkmıyor. Neyse, şu anda zaten amacımız dinozorumuzu teminlemek olduğu için çok da takılmayacağım bu flintsizliğe. Şurada kendimi dağ taşa vursam acaba bir flint çıkar mı? Hmm.
Düşünüyorum vallahi aklıma bir şey gelmiyor. Campfire için de flint lazım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Her şey için flint lazım. Bu arada saatimiz kaç oldu? 3.12. Neyse ya. Biz uğraşırken o var mı, bu var mı, şunu yapsak olur mu diye zaten bu arada gündüz oldu. Yalnız elde ettiğiniz materyal de öyle böyle değil ya, az buz değil. Senin ne kadar süren var bakayım, 4 dakikaymış ya. Çokmuş, biz bunu da taşırız. Al sen bunu da ye koç. Ben o zaman herkesi bir yoklayayım yine, belki aralardan Primate araklamış başkaları daha vardır. Ya ne dehydrated oldun sen de. Doyamadı dehydrated olmaya. Oo, tehlikeli sular. Birden derinleşen suları sevmem. Şunları da bir bırakalım. Kırılmış da olsa sonuçta o bizim botumuz. Onu bırakmayalım. Evet, ne durumdayız bakalım. Şöyle durum değerlendirmesi yapalım. İyiyiz. Madem boş durmayalım, belki Prime Meat çıkaracak bir şeyler vardır. Bir de şu tarafına bakalım, sahilin. Olmaz mı? Tabii ki var. Delikanlı karnomuz. İki karnoya karşı verdiği savaşı gayet rahat bir şekilde kazandı. Yalnız onlar 2 ve 10. level'de, biz 28'lik, çaktırmayın. Dinlendin mi yavrum? Dinlenmiş, güzel. Hala tamelenmediyse o T-Rex'i Prime Meat manyağı yapacağım. Bu kadar. Birazdan narkotik yedirirsem ona hızlı açacağı için tutacaktır bir Prime Meat'i daha. Güzel oldu.
Hadi, acık biraz. O ana şahit olmak istiyorum. Ne kadar ilerletiyor? Bir çıplak gözle bir daha görelim. Neredeyse bitiriyor. Biz de bu sırada boş durmayalım tabii. Alakasız nesnelerle alakalı bir şey yapmaya başlarsak, bir yarışma üzerinde alakasız nesne taşıma birincisi oldu bu. Erkek, sen de mi geldin? T ile O'yu yan yana dizerek şöyle. Ne oldu? Daha fazla taşıyamıyor musun? Yo. Evet, en son ok attığımı fark ettim yere. Çürümüşleri de en yakındaki akrebe vereyim. Madem menüsünü açtık, ondan da bunları alayım. T-Rex'ler yürürken çok yemek yiyorlar biliyorsunuz. Çok enerjiye ihtiyaçları var. Sırf şuraya attığımız 100'e yakın kitin keratin var. Toplamadığımız zaten daha bir sürü var. Kitini attım. Kitine değil, keratini attım galiba, evet. Hiç olmaz böyle şeyler. Böyle şeylere hiç tahammülüm yoktur. Sayıyı merak ettim ya. İnat ettim, toplayacağım hepsini. Oralarda henüz üzerine girip klikleyemediğim dinozorlarım da var sanırsam. Şöyle bir bakalım, 81, 160. Keratin 26, 200 tane var elimizde. Kabadasdaki 200 tane diyebiliriz. Bu da çok iyi bir rakam. Şimdi bizim saddle'lı olan karnomuz nerede? Burada. Tabii ki follow all diyeceğiz. Artık 3 T-Rex, 3 panter, 3 karno, 3 akrep ve bir mamutumuzla yolculuğumuza devam ediyoruz. Herkes takip etsin. Evet kardeşlerim. Şimdi Hızır'ımıza doğru giderken sizlerle ufak bir muhabbet edelim. Biliyorsunuz yaklaşık olarak Haziran ayından bu yana, Haziran ayından değilse de Temmuz ayından bu yana kanalımızda hep birlikte ARK videoları çekiyoruz. Ne kadar güzel uçtun sen. Ve bu ARK videolarının bu video ile birlikte tam 130. bölümündeyiz. Bilmiyorum, yanılmıyorsam eğer hemen hemen en çok ARK çeken Türk YouTube kanallarından bir tanesiyiz. ARK'ta hep birlikte birçok şey yaptık. Bütün dinozorlardan,
20'er 30'er tane, çok çok daha fazla belki teyimledik birlikte. Değişik modları inceledik. PvE serverında birlikte oynadık. Single player serverda, benim kendi lokal serverımda birlikte oynadık. Dediğim gibi tame yaptık, çiftçilik yaptık, binalar inşa ettik, her şeyi yaptık. Yani bir süre sonra oyunda takdir ederseniz ki yapacak çok bir şey kalmıyor. Bundan sonra oyunda hani yapabileceğimiz şey, tabi yenilikler geldikçe ne işler yaparız ama asıl yapabileceğimiz şey bundan sonra PvP. Ben de sizlere söyledim daha önce, biliyorsunuz. PvP yapmaya çok fazla vaktim olmuyor, PvP serverda oynamaya. Hani kardeşlerimiz, sizler zaman zaman teklifte bulundunuz. Dediniz ki dedeciğim gel bizim serverda oyna, birlikte oynayalım, biz uğraşırız, vaktimiz var. Bunları da hani her zaman yapamıyoruz. Çünkü sonuç olarak bir seriye başlayıp video çekerken o serverda benim karakterim, atıyorum, bir şekilde yanlışlıkla, bilinçli olarak bulunduğumuz klandan banlansa, ne bileyim işte, hani kötü şeyler olsa bu çok güzel olmaz. O yüzden yani yine sizlerle birlikte tabii oynarım ama ne bileyim, Tolga ile birlikte de oynamak isterim. Sonuçta Tolga ile de güzel multiplayer oynuyorduk. Bir şekilde artık vaktimiz olmadığı için oynayamadık. O yüzden bir yerde ark oynamak, aynı şeyleri yapmak haliyle kendini tekrar etmeye başlıyor. Eskisi kadar zevkli olmuyor. Bu sebeple bu aslında bu sezon videosu olup bu sezonun son videosu olacak. Şöyle bütün dinozorları ben bir coşturayım. Meydan savaşı gerçekleştirelim şurada. Durun, durun. Arada kaldım. Beni rahat bırakın. Çıkmak istiyorum aradan. Bu kardeşlerim sizler için 3 Karno, 3 Rex, 3 Akrep, 3 Panter teyimlemişken, dediğim gibi bu sezonun son videosu olacak ve böylece sezon 1'i bitireceğim. Yaklaşık bir 2 haftalık, belki 3 haftalık bir ara vereceğiz arka. Bu sırada ama şöyle de bir şey var. Kanalımızda çok güzel, çok yeni oyunlar var. XCOM 2 var, Slime Rancher var, Far Cry Primal var daha yeni başlayan ve bir hafta sonra gelecek olan Division var. Bu oyunları da aynı zamanda yayınlayamıyoruz. Çünkü çok sık ark yayınlıyorum. 2 günde bir ark videosu yayınlıyorum. Bu şu demek oluyor, 2 günde 4 video yayınlıyorum. Bunlardan 2 tanesi neredeyse ark. Yani %50'si videoların ark olduğu için yeni oyunlar, seriler uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Yani böyle bir ay geçiyor, daha oyunun yarısını bile gelememiş oluyoruz. Bu da olsun istemiyorum. Yani biraz hızlı yapabilirim, biraz hızlı verebilirim videolarımızı. Hem ben bu yeni oyunları oynamak istiyorum, hem de siz kardeşlerim bir an önce görün, ilk bizde görelim, ilk birlikte oynayalım istiyorum. O yüzden bir 2-3 haftalık ara vereceğim. Sonrasında da arka PvP serverında, eğer bir aksilik olmazsa, PvP serverında oynayarak devam edeceğiz. Bir PvP serverı bulacağız kendimize. Bu ya legal PvP serverı olur, ya bilemiyorum, belki 20x 30x hızlandırılmış bir server olur, çok fazla eziyet çekmeyelim diye. Böyle bir PvP serverında devam edeceğiz oyuna. Ve en sonunda aylardır devamlı planladığımız, yapamadığımız şeyi de belki de yapabiliyor olacağız. Siz kardeşlerimle birlikte oynayacağım. O serverda hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Başka oyuncuların ocağına incir ağacı dikeceğiz. Bilemiyorum artık, bir şeyler yapacağız. Bu da sezon 2 PvP oyunları diye yeni bir video serisiyle bunu gerçekleştireceğiz. Şöyle gurur tablomuza bir bakalım. Panterlerimiz, T-Rex'lerimiz, her şeyimiz dururken. Dediğim gibi kardeşlerim, ikinci sezonumuzla bir 2-3 hafta sonra tekrar ark videolarımıza devam edeceğiz. Bu sefer bir PvP serverında. Hep o istediğiniz, bir şeyler yaptığımız, bir yandan da o base patlatmalı falan videolarla birlikte olacağız. Geri kalan videolarımız kanalımızda her gün 2 video yayınlanmaya devam edecek. Saat 10-11, saat akşam saat 5-6 arası 2 video devamlı gelecek. Böylece XCOM, Far Cry Primal, gelecek hafta 4 gözle bekliyorum, Division ve diğer yeni oyunlarımız Slime Rancher çok daha sık gelebilecekler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.